Buyur. Zahmet ettin. Saçını değiştirmişsin. Bir şey yapmadım ki ben saçıma. Niye? Değişikti geçen geldiğinde. Öyle mi? Rengi. Uzun bir elbise vardı ya beyaz üzerinde. Çoğu ipli hasır ayakkabılardan adını bilmiyorum onların. Kolye vardı kelebek. Gümüş, küpeler, yüzükler. Maşallah. Doğru. Valla hepsi doğru. Gene her şeyi hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Hatırlamak değil ki benim derdim. Benim derdim unutamamak. Kafamın içinde. Şu oğlanı aradığım her sokağa, onu ararken karşılaştığım her yüzü, her apartman numarasını, hepsini. Böyle kafamın içinde. Kolyesini gördün mü, kolyesini? 5 yaşında taktım boynuna ben. Koruyacak seni dedim. Korumuş galiba. Hiç hayal ettiğin gibi olmadı değil mi? Ne o? İşte kavuşmak. Gerçi nasıl hayal ettin onu da bilmiyorum ama. Evlendiğini ilk duydum. Böyle sanki biri bıçak saplamış gibi oldu sırtım, biliyor musun? Vay be dedim. Korkmaz bir kadınla uyuyacak ha. Sonra uyanacak. Sonra belki yemek yapacaklar. Çamaşır asacaklar. Yani o nasıl şanslı bir kadın ki Korkmaz'ın kalbine değecek diye düşünmüştüm. Sonra işte 1 yıl mıydı, 2 yıl mıydı dediler, bir oğlu olmuş. Kara kuru bir şey ama Korkmaz bütün limana Allah diye koşuyor. Seni hiç öyle hayal edememiştim. Benim bildiğim Korkmaz yani, öyle neşelensin, yeri göğü inletsin. Çok sevmiştim, çok. Ama tabii hep iyi, güzel haberlerini almadım. Bir günde karısıyla oğlu gidivermiş. O zamanlar kendime çok kızmıştım, biliyor musun? Belki bir hafta yatak döşek ağladım. Kendi içime açtım, baktım. Sen mi kıskandın dedim Huri. Sen mi el kadar yavruya kötü niyetle baktın? Allah canımı alsın, öyle bir şey yapmadım. Yok canım. Ama insanoğlu çok bencil. Yalanım yok. Bir zaman sonra dedim ki yani Allah'ım iyi ki benim başıma gelmemiş. Ama Allah da beni duydu herhalde. Aynı şeyi benim başıma da verdi. Ben de oğlumdan oldum. Çok dua ettim Korkmaz. Hem kendime hem sana. Oğluna kavuşasın diye. İşte ben de bunları unutamıyorum. Oğluma kavuştum da babamı kaybettim. Abini, İskender abimi. Vurmuşsun abini. Metin'i öldürecekti.
oğlumu vermem. Alo abla. Abla benim sana bir akıl danışmam lazım ya. Çünkü benim saksı durdu. Beni ne bir adım ileri götürüyor ne bir adım geri getiriyor. Abla benimki geldi. Metin. Çıktı bu benim karşıma çat diye. Ama böyle bir elini kolunu nereye koyacağını falan bilemiyor. Bir garip bir değişik. Özledim falan da dedi bu arada. Ama yok. Domuz gibiyim. Hiç sormadım. Hayırdır sen demedim yani. Ama bir gariplik var işte. Bir gariplik kesin var. Yani başı belada. Ben tanıyorum onu abla. Ben anlarım halinden ya. Var bir gariplik. Zaten giderken de elveda falan dedi. Anlamadım ben. Anlamadım ama. Yani şimdi benim de tabii içimi kemiriyor. Hani acaba ben mesaj... Arayayım değil mi? Arayayım tabii ya. Arayayım o kadar geçmişimiz. Arayayım sorayım. Tamam arayayım mı? Tamam hadi bay bay. Açsana. Anne duruyorsun. Hadi. Sevgilisidir, eşidir, bir şeydir, merak etmiştir. Hadi aç şunu. Alo. Ben Metin'i aramıştım. Uyuyor kendisi şu anda. Ben arattırayım mı sizi sonra? İyi ama değil mi? İyi. İyi. Geç yattı da biraz gece kadar çalıştı. Siz kimsiniz? Arkadaşıyım. Eski bir arkadaşı. Benim aradığımı söyler misiniz lütfen? Muhakkak beni arasın uyanınca. Tamam. Güzel kızmış. Evli mi acaba? Kim bilir? Küçücüktü. Şu an kocaman adam olmuş. Çocuğu falan var mıdır acaba? Oğlanı geçtim, torun isterim diyorsun yani. Merak etme, öğreneceksin. Bir uyansın, kendine gelsin. Hepsini anlatacak zaten. Benim artık gitmem gerekiyor. Cenaze var. Oraya gitmem lazım. Konuşuruz. Başın sağ olsun.